Peki Ayşegül'den devam edelim. Tekrardan eline sağlık. Teşekkür ederim. Az önce destek çıkmaya çalıştım ama kimse beni görmüyor. Herkes bütün oklar Gamze'ye aldığı için görmüyor. Kime destek çıkacaktın anamı? Gamze'ye yani, aynı konu. Ben konuşmak istiyorum, girme. Kafana bir şey koymuşsun, sürekli aynı şeyi cevaplayıp duruyorsun. Lütfen aynı şeye girme. Yani 4 puanı da biraz fazla buldum. Yani yanında bir de kalp vermiş. Bence günü daha gelmediği için. Az kaldı ya güne, belki yarın, belki kesin öbürsü öyleydi. Gün. Tabii. Yani ondan düşünüyorum, benim düşünceme karışmayın, orası bende. Ben buraya geldiğim zaman, seni gözlemlediğim zaman tek bir bezle, bak çok iyi hatırlıyorum, perdenin o korniş tarafını, şu kahverengi ve duvarı sildin, tozunu falan da alıyorum deme. Helal olsun kir bacım. Sökücü. Konuş, helal olsun, beni yediler burada. Hatta bak izleri de var hala, o arkadaşım kafasını kalmış. Alıyorum, siz anlamak mı istemiyorsunuz tamam, ya? Tamam sana göre kafa. Tamam, Allah'ım ya Resul Allah, kafa bak, saattir bekliyorum. Beni dinler misin? Yani sinirden maskesi kaydı. Beni dinler misin? Konuşabilir miyim? Siz ya beraber yapacak bir şey yok. Ben ne dedim? Sen ne dedin? Ayrı gördük. Ayrı gördük abi. Plan yapmadık. Proje çizmedik. Ayrı gördük. Demek ki. Yok, hemşeri değiliz. Yakından uzaktan alakamız var. Alakam yok. İlk defa burada birbirimizi görüyoruz. Ben biz puanı verdim. Bana niye onu söylüyorsun o zaman? Siz aman ikiniz birlikte olduğunuzu. Hayır, sen. Herkesin bakış açısı farklı. Hadi. Ona göre yorum yapalım. Temizlikten anladığımız için olabilir mi? Ben gördüm, tabii, çok haklısınız. Ben göreceğim Ayşegül. Ayşegül sen dedin ki temizliği yapmak için yapıyordu. Bu ne demek? Yapmak için yapmak ne demek? Yani yaklaşık pazartesi salı iki gündür konuştu. Evet. Dışarıdan da temizlik bezlerini getirmişsin. Bence boşuna getirmişsin. Buradakiler yetiyordu. Niye? Çünkü bir farklılık da görmüyorum. Tabii. Tamam, çok kötü değil. Şov için mi getirdi? Evet, şov için getirdiğini düşünüyorum. Çünkü dört dörtlük bir temizlik ben yapmadı. Ben oyuncu değilim, şovmen de değilim. Ben dakika. Kendim temizim gayet... Bir konuşabilir miyim? Ben konuştu, dün sen bana saydırdığın zaman ben seni önce bir dinledim. Sonra cevabını vermiştim, birincisi. İkincisi, dört dörtlük bir temizlik yapmadın. Dünkü dediğim gibi aynı, tekrarlıyorum. 4 saatimiz var. Bu 4 saat içinde unuttuğun, silmediğin yerler olacak. Ocağın arkasındaki yağı unutmuşsun arka. Fayans kısmında şu an kabak gibi ortada şu kadar duruyor. Ya böyle aşağı doğru akmış bir şekilde, orayı çitilememişsin. Oraya kimse de dikkatli bakmamış. Ya ben gördüm. Ben ocağın yanında duvarda gördüm ben. Ama bu arada destekliyor falan deme. Ona çok sinirleniyorum. Dediğim gibi uzaktan yakından alakam yok. Umurumda bile değil. Velhasıl buraya tekrar geliyorum. Aynı bezi değdirdin, cama da değdirdin. Hatta keşke de duvarları silmeseydin. Önceki ben. Hali daha güzeldi. Şu anki hali vallahi, kusura bakma Allah affetsin yani. Bu ne? Gözyaşı akmış duvarlarda. O benlik bir durum değil. Duvarın kendisiyle alakalı. Ben pisliği sildim en azından. Yapacak ya bir şey yok. Ya sürekli aynı şeyi söyleyip öyle duruyorsun. Öyle ben arkada toplu iğne var. Yerde para çoğul var. Kullanma. Onlara daha gelmedim bile. Arkada toplu iğne var. Çitilerken çeline denk gelmedi mi? Yerde de para var şu an orada. Yani özenle süpürdüm diyorsun. O da ayrı bir şey. Peki bak, az önce kendi ağzına dedin ki 4 saatlik bir temizlikte unuttuğun bir yerler olacak. Evet. Şimdi siz kendinize gelince olacak da buraya gelince olmayacak mı? Hayır, ama kabul olacak. Etmiyor ki. Bomba gibi kabul etmiyor. Kadir, söylüyoruz. Hayır diyor. Kabul etmiyor, söylüyoruz. Ayşegül iddiasının altını doldurdu mu? Bazı yerleri daha gördüğüm hani. Peki, yaptığın yerleri saymadım da. Onları da Melda saysın ki inşallah sayar. Senden puan almak istiyorum, buyur. Kabul etmiyorum ya, 3 ne? Etme. Benim verdiğim bu. Benim gördüğüm bu. 2 vermedim, 1 vermedim, 3 verdim. Ay yok, bir de 1 verseydin. Keşke verseydim. Burada hiç aile kabul etmiyorum ya. Sen de hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Ben de dün kabul etmemiştim tatlım. Okey. Hadi. Allah'ım ya. Hadi. Allah'ım ya. Peki Ayşegül, Gamze mi Tuğba mı? Gamze. Ya şöyle Tuğba ama... Tuğba ise niye ona 3, ona da 3, ne farkı var? Hayır şöyle, sonuçta o banyosunu yaptı. Ben onun banyosunu beğenmiştim. Sen genel olarak temizlik yapışında Gamze'yi mi beğendin, Tuğba'yı mı beğendin? İkisinde de bak şöyle söyleyeyim. Birisi yapmamışken birisi yaptı. Birisi yapmışken birisi yapmadı. Öyle düşün. Yapmış Gamze'yi de beğendim. Katiyen Gamze ile temizliğimi karşılaştım. Hayatta karşılaştım. Eli hızlıydı. Senin eli yavaş gidecek yani Kadir. İstediği kadar eli hızlı olsun. Olanı koltuk sildin. İstediği kadar eli hızlı olsun. Temiz olmadıktan sonra elin hızlı ne? Temiz görüyoruz. Göz var, izan var. Tamam ben... Peki, ben de oradan devam edeceğim. Ede geç sen. Sen de şey yapıp durma. Şey sanıyorlar ya. Sinir oluyorum bak, kızardım şu an. Ayşegül tak maskeni, tak görünmesin, tak. Ayşegül Gamze'nin gazına geldi. Çünkü o da fark etti.
biraz hırslandılar. Onlar benim iyi bir, böyle bu kadar tahmin etmiyorlardı kendilerince. Ben boş konuşmadım, onları bugün ispatladım. Evet, Melda bayağı gerildi puanlardan, yorumlardan sonra. Bakalım Melda nasıl bir yorum yapacak? Mutfağın çok yağlıydı Tuğba abla. Bence çok güzel temizlemişsin. Ocağında iki damlayla ben ona eksik diyemem. Allah çarpar yani. Dolapların da gayet güzel olmuş. Buzdolabının arkası çok pisti. Ben çektim baktım, orası da çok temiz. Cam silerken geldim. Evet, plansızdı ama heyecanından bence. Camlarını da ben gayet beğendim. Az önce Gamze'ki de oralara parmak falan dokundu. Ya Allah aşkına, o biraz şov gibi geldi bana. Şov. Bana hiç... Şovmen ya burası, evet, ben şey yapmaya geldim. Evet, buraya. Biraz öyle yaptın. Neyse. Peki. Banyonun fayanslarına bakacağım dedim. Gayet her şey güzeldi. Sadece lavabonun arkasında ufak şeyler vardı. Ya son 18 dakika girdik evet, ya. Evet, aynen. Yani... O bir gözden kaçırmış olabilir. Küvetin kenarlarında pislikler vardı, ne derler? Şey, pas gibi vardı. Bayağı onları yaptım. Silmişsin. Güzeldi. Sadece koltukların şuralarında bence çıkarılacak lekeler vardı. Çıkmadı. Oraları çıkaramamışsın. Çıkmadı. Onun dışında ben beğendim. Ha, iddiasını o kadar dolduramadı. Ama bence çok da kötü değildi yani. En azından Gamze ve Ayşegül'e göre ben iyi olduğunu düşünüyorum. İkisinden iyi olduğunu düşünüyorsun. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Peki iki gündür eleştirdiği yerlerde bugün yapamadığı bir yer var mı senin gözünde? Yok. Yok. Peki senden de puan alalım Melda. Teşekkür ederim. Bence teşekkür yani, eder zaten. Teşekkür çok ederim. Güzel, tebrik ederim yani valla. Ayşegül, dörtleri beğenmedin benim, mi? Benim banyomda şey yoktu, bölüm yoktu. Duşakabin. Yine bir duşakabin yoktu. Biz yine duvarları çitileye çitileye telle, hani çıkmadığı yerleri de telle yaptım. Onu görmüyorsunuz ama sizin bakış açınız ne biliyor musun? Orada bir yağ vardı. Başka bir insana geldiği zaman çıkmayınca çıkmadı. Bana geldiği zaman çıkmayınca canım, ben senin yapışını beğenmedim. Yapışını beğenmedim. Ayşegül bak, siz beğenmeyin. Siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Evler yarışmıyor, temizlik yarışıyor burada. Ya bunu sen mi söylüyorsun? Evet, ben hiçbir zaman evleri kıyaslamadım. Evinle alakalı yorum yapmayacağım. Herkese farklı ev çıkıyor. Kimisine çok kirli, kimisine biraz daha temiz. Bizim için önemli olan temizlik yapma şekliniz. 4 saatte yarışıyorsunuz, süreniz var. Mutfağa gelelim. Mutfakta güzel bir iş çıkardın. Evet, dolabın üstünden başladın. İşlerini boşalttın, kapaklarını yaptın. Buzdolabına da kendin girdin. O da önemliydi benim için. Buzdolabının raflarını çıkarttın, yıkadın. Güzel bir temizlik oldu. Salona geldiğimizde ise sürenin az kalmasından dolayı mı? Yoksa artık kendini tam anlamıyla adapte edememenden dolayı mı? Cam silişini beğenmedi. Onu söyleyeceğim. Çünkü bir oraya gittin, bir buraya gittin. Yapamayacağını düşünmediğim için Tuğba bak şöyle yap, böyle yap dedim ama sen bayağı bir kitlendin, bir dağıldın. Orada bir dağıldım. Orada bir dağıldığın için de koltuklara tam anlamıyla kendini veremedin. Ama bu koltuklar zaten kumaş olarak bayağı kirlenmişler. Senden tek beklentim şu derilerini süngerle kremlemendi. Bunlar çıkardı ama işte bu camdaki o alabora seni aldı götürdü. Ama yerleri sildin, koltukların içlerini sildin, buraları boşalttın. Yine de planlı çalıştın. Banyoya geldiğimizde ise banyonun duşakabinine girdin, camına girdin, lavabosuna girdin, klozet de girdin. Sadece duşakabinin içinde o deterjandan dolayı biraz dokundu ya girdi çok, çıktı oldu. Çok kötü olduk. Kendini veremedin duşakabine tam olarak. Çünkü çok tıkandık. Evet ama duşakabin biraz daha iyi olabilirdi. Yani yapamayacağını asla düşünmüyorum. Elindeki bezlerin işten anladığını biliyorum ama biraz kendini veremedin o anda. Yine de güzel bir iş çıkardın. Eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.